Evet arkadaşlar, Ümit Motor'dan Mert ben. Bugünkü konumuz Arara ZRX 200. Bu motorla alakalı fikirlerini Ümit Ustam, yaşadığı sıkıntıları, görüşlerini söyleyecek. Ümit Ustam sendeyiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit Aktaş, motosiklet ustası Ümit Usta. Bugün motorumuz Arara ZRX 200 diye geçen bir model. Yalnız 169 cc gerçekti. Şimdi biz bu motoru tanıtımını, mekanik tanıtımını yapacağız. Tamirci gözüyle tanıtım yapacağız. Yani daha çok görsel olmayacak. Şurada şu var, burada bu düğmesi var gibisinden değil de. Makine olarak ne durumda? Ne gibi sıkıntıları var? Yapımı kolay mı? Malzeme tedariki ne durumda? Bunlar hakkında konuşacağız. Yine de ben kısaca yüzeysel olarak motordan bahsedeyim. Motorumuz gördüğünüz gibi Enmax kasasına sahip. Enmax grenajlarına kopyalamış. Önde ABS, pardon, ön arka disk fren. Önde ABS var. Arkada ABS okuyucusu yok. ABS yok. Yine çift amortisör. Enjeksiyonlu sisteme sahip. Yakıt sistemi enjeksiyonlu. Yani başlıca özellikleri burada. Bunlar full led aydınlatma diyeyim. Şimdi bu motor bize niye geldi? Önce ondan bahsedeyim. Bu motorun daha önceden krangı değişmiş arkadaşlar. Krangı değiştirirken kamera yaklaştıralım. Şu bloğun burasını çatlatmışlar. Burada çatlayınca ustamız bunu tekrar söktürmüş. İçten dıştan kaynak yaptırmış. Yani buralarda kaynak izleri var. Ondan sonra bunu tekrar bu şekilde toplamışlar. Şu kısımdan yine yağ sızıntısı olmuş. Şimdi biz bunları yeni taktık ama yani şuradan yine yağ sızıntısı olmuş. Müşteri de geldi bize. Biz bunu komple alalım dedi. Yeni takalım dedi. İyi dedim. Biz de öyle yapalım. Şimdi sol bloğu komple değiştirdik. Krangı sağlamdı. Silindir pistonu değişecek. Şuydu silindiri. Onu da gösterelim. Şu çizik, yırtık gibi çizik var şurada. Gözüküyor mu kameradan? Şöyle bir yaklaştırayım usta, netlesin. Görünüyor. Elini çekersen usta. Göründü mü? Evet. Genelde bunu ben çoğu Aralarda bu çıkıyor arkadaşlar. Bu 169 cc motorlarda bu silindir çok fazla zorlandığı zaman 10 binde, 15 binde bu sorunu çıkarıyor. Krank da dağıtıyor genelde. Şimdi genel olarak neden söktüğümüzü anlattık. Yeni blok taktık buna biz. Sol bloğu yeni taktık. Silindir piston sipariş etti. Gelecek. Onlar takılacak. Şimdi ustam, bir şeyde ben eklemiş olayım. Soru cevap şeklinde gidelim. Bu motorun bloğunu bildiğim kadarıyla müşterimiz 6000 TL gibi bir rakam aldı. Biz bu motorun bloğunu normal GY6 motor bu. Ustalar bu motorun Evet. tipini bilenler bilir. Evet. Normal GY6 motor. Yarı parasında olması gereken bloğu niye 6000 lira gibi bir rakam verdi? Ya şimdi ben şöyle söyleyeyim sana en baştan. Hani ben demeyeceğim Çin malına binilmez, Çin malı şöyledir, Çin malı böyledir. Ben bu konulara girmiyorum. Niye abicim? Yani ufak işlerim vardır. Çin malı motor ben de alır binerim yani. Yani düzgün kullandıktan sonra belli bir müddet hizmet görür. Ama Çin malı motor buysa eğer hani ZRX 200 şuraya da göster istersen. Gerçi bilen biliyordur motoru. Çin malı olarak bu motoru önermem. Niye diye soruyor musun? Şimdi niye önermiyorsun usta? Bu da Çin malı diyorsun. Bu Onun da eski Çin mesela malı. Bir Mondial RS ikincisi RS151 de Çin malı. bir şey daha ekleyeceğim Ha. konuşma sonunda. Mondial Turkuaz da Çin malı. Onları öneririm. Parasına göre öneririm. Hani alıp da Space'i yerine onu kıyaslayın demiyorum ben yani. Ucuz bir motor. Sağa sola gidebilirsin. Evet, sen söyle şimdi. Ustam şimdi yaşamış olduğumuz sıkıntıları biz de gördüğümüz kadarıyla söyleyeyim. Bazı gruplarda falan da varım ben. Takip ediyorum çünkü. RM5X Revolt'un RM5X ile Arora ZRX 200. Bu motorlarda genelde mekanik sorunları oluyor. Ve biz bu motorlardan yaklaşık RM5'ten bir tane yaptık. Bundan da bir üçüncü falan motorumuz galiba. Aynı Tabii sorunları yaşadık. daha önce çalıştığım yerlerde de ben bunlardan yaptım yani. Bundan da RM5 de yaptım. Kendi işimizi yaptığımızdan bu yana iki tane mi bunu, üç tane mi bundan yapmıştık? Bu üçüncü Üçüncü. oldu. Öbürü de RM5'ten de bir tane yaptık. Aynı sıkıntıyı ha yaşadık. doğru. İlla fabrikadan sipariş verip bu Şimdi parçayı ona almamız gelelim. gerekiyor. Ustam benim sana sorum şu. Biz bu parçayı niye fabrikadan sipariş veriyoruz?
Şimdi niye fabrikadan sipariş veriyoruz? Bu motoru aslında bildiğimiz 2000 küsürlü yıllarda bir Mondialler geldi ya. Blok birebir aynı. Kalıp aynı. Ne bileyim, hatta şöyle bak, buna disk fren yapmışlar. Ama bloğun burasında kampana takma yeri var mesela. Tambur fren takma yeri var balatası. Disk fren. Yani kısacası bu motor GY6 motorundan klonlanmış, birebir aynı motor. Sadece ufak bir fark yapmışlar. O da şu saplamalar var ya. Şimdi şu orijinal silindiri 169 cc çıkan. Mesela bunu ben buraya sokayım. Bu mesela şu an oturuyor değil mi yerine? Açıklık yok. Bu da aynı Mondial RS'lerde olan silindir. Bunun da buraya aynı olması gerekiyorken adamlar ne yapmış? Bakın şimdi. Burada kalıyor, gördün mü? Gitmiyor daha ileriye. Çünkü bu saplamalara 2 milim daha böyle açık yapmışlar. Ondan dolayı biz şimdi buna silindiri atıyorum 500, 600, 700 neyse şu silindiri alıp takmak varken aldığımız standart G6 silindir pistona uyum sağlamadığı için 2, 2,5 neyse artık 2 katından daha fazlasını Fabrikadan sipariş vermek zorunda kaldım. fabrikadan sipariş vermek zorunda kalıyoruz. Niye? Sürekli yedek parçası olan motorunkini alıp takamasınlar diye bunu yapmışlar. Burada bir hile var yani, anlayacağınız. Bir de şimdi bloğu da Bir, mecburen ha bu oraya da gelelim. sebepten dolayı En bloğu da büyük orijinal aldırmak zorundalar. sorun da aynı şekilde. Bu blok mesela normal G6 bloğu. Ama şu saplamaları 2 milim açık yaptıkları için bu bloğun G6'sı 2000-2000-3000 bandındayken bunu 6000 liraya aldılar. Ben bu yüzden, hani Çin malı bozulursa bozulsun, bakkaldan alır parçasını takarız diyoruz mesela. Hani ne olacak ki 2000 lira şu, 1000 lira da şu. Ama bunda o olmuyor. Bu yüzden ben bu motoru önermiyorum yani bu şekilde. Bir Şimdi de fabrikada parçası hemen yok. Hemen hani gideyim alayım meselesi de yok bunda. arkadaşlar şunu kullanıcı olarak söyleyeyim. Yani ben usta olarak değil de bir kullanıcı olarak yorum Sen yapmam kullanıcı olarak gerekirse. söylemeden önce ben bir şey daha eklemem lazım. Şimdi Buyurunuz. bu motor buraya bunu da alıp takabilirsin. 150 cc, bunun da 169 cc'si var. Saplamaları daha dedik ya. Ya ben bunu istesem bu delikleri gidersin, tornada genişletirsin, buraya uydurursun ama bu orijinal bir şey olmaz. Uydurma bir şey olur. Ben bunu da zaten yapmam da önermem de yani. Alıp da olduğu gibi takmam gerekiyor bunu. Onu da dipnot olarak ekleyelim. Şimdi arkadaşlar bu motorun baktığımız zaman şekline, şemaline NMAX gibi duruyor. Bir yandan ZX 200'ü söküp NMAX yazın. Birebir kullanırsınız. Ama yani ustanın dediğine şöyle bir ek daha getireyim. Yani parçayı bir Honda gibi veya başka bir Çin malının normal G6 motoru gibi gidip de parçacıdan Çin malı G6 motor parçasını alıp direkt takıp da 2 gün 3 gün içerisinde testini yapıp teslim edemiyoruz. Fabrikadan sipariş veriyoruz. Gelecek. Biz montajını yapacağız. Testini yapacağız. Arızası yoksa, giderilmişse teslim edeceğiz diyoruz. Ya şimdi biz fabrikaları kötülemek veya ne bileyim Aurora'yı kötülemek için yapmıyoruz. Bu şekilde yap, bizim gibiler bunları dile getirmesi lazım ki. Yani burada düpedüz hile var. Sen de görüyorsun. Elini vicdanına koy. Bu motorun aynısını yapıyorsun. Sen şu saplamayı niye 2 milim genişletiyorsun? Parçan elinde olmadığı gibi 2000 liralık bloğu 6000 liraya veriyorsun. Yani bu sence etik mi, mantıklı mı? Kalite dersen aynı kalite. Yani kalite çok kaliteli mi? Değil. Normal Ya eski ustam bloklar. şimdi bir de şöyle bir şey var. Tamam 2000 liralık malı 6000 liraya verirsin. Markanın orijinalini satıyorum dersin. Tamam anlarım da. Yani ben bayiye gittiğimde yedek parçasını satan bir bayiye gittiğimde ben bunu gittiğim gibi alabiliyorsam Bir dakika. Alamıyorsa da yani bayi de demesi lazım ki biz bunu standart yapalım bari. Niye biz oraya hani bizden mecbur kalmasınlar parça almayı deyip o 2 milim farkı yapmamaları lazım. Bak şimdi ben bu sırf bu yüzden bu motoru önermiyorum. ya Yani bu şimdi motoru yarın bugün tedavi yüzünden kalksa bile bunun parçasını bulamasam bile herhangi bir G6 parçası takabilecekken bu motor piyasadan kalkınca ben nereden bulacağım bunun parçasını? İşte böyle sorunları var. Yani mesela RS151 şu an piyasada yok. Yok. Parçaları var. Ama parçaları Her var. şeyi var. Yani mekanik sorun yarattığı zaman yapmadık da değil, yapıyoruz da. Bu Mekanik motorda parça sıkıntı çıkarsa gidiyoruz RS151'in parçasını hala bulabiliyoruz. bu da RS151 motoru. Sadece şu 4 saplamanın
az bir geniş ve kapalı olması. Yoksa noktasına kadar aynı yani. Değişen bir şey yok. Benim diyeceklerim bu kadar. Daha da fazla motorla zaten anlatacak şeyleri Ya anlattık. bu motoru alan arkadaşlar hani merak edip böyle tipini falan görüp de ya bu motor güzelmiş biz bunu alalım diyecek olan arkadaşlara uyarımız budur arkadaşlar. Yani mekanik sorunu yaşarsanız bu motorda daha enjeksiyon sistemiyle alakalı falan hiç konuşmadık. Onlara Yani girmiyorum hiç şu an tabii. onlara daha hiç girmedik. Sadece mekanikle alakalı söylüyoruz. Parça bulma sıkıntısı çok yüksek. Yani uygun Ya kaydet aslında yüksek değil. Geliyor parça. Hani parça yok diye milleti yanlış yönlendirmeyelim. Parça geliyor da ustam zaman yani istiyor. Bir şimdi de pahalı yani. zaman Çin malı istiyor. bir motora göre parçası pahalı. Yani bir Pahalı. neredeyse bir ne bileyim PCX gibi blok parası var yani. Öyle ne diyeyim yani. Ustam Space'iyle aynı para Ha, ya. aynı. Öyle. Space'inin sol bloğuyla Aynı değil bunun mi? bloğu aynı para. Aynı. Yani Bu aynı böyle paraya işte. satılıyor şu an. Aynen öyle. Çin malı motorun ne farkı kaldı? Çin malı motorun bir avantajı kalmıyor bunda. Ne parça avantajı bırakmışlar burada. Parçayı uygun alayım takayım avantajı bırakmışlar. Ne de daha sağlam bir şey önümüze koymuşlar. Hani uzatmayalım tamam. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ümit Motor'dan ben. Videolarımızı takip etmeyi, bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hakkımızda sayfasından orada adres bilgilerimiz ve telefonlarımız orada mevcut. Ha evet. İletişime geçebilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. İyi ya da kötü yorum yapmayı muhakkak Ha, yapın. şeyleri unuttuk. Hakaret olmadığı süreçte biz yorumları kesinlikle silmiyoruz. Elimizden geldiğince de cevap vermeye çalışıyoruz. Egzoz ve fren kalipleri sıkıntıları da kronik olarak var. Onları da değinelim ufaktan. Bunları demiş olayım yani. Kimse sahipleri bana kızmasın. Ben olup gördüğümü söyledim yani. Bu kadar. Evet arkadaşlar, hepiniz hoşça kalın. İyi günler.